Şura. Odanda bulamayınca burada olduğunu tahmin ettim. Şura. Daha iyisin değil mi? Geçecek Şura. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Acımı hafife mi alıyorsun? Hayır. Tabii ki acına saygı duyuyorum. Fakat... İki şövalyemi kaybettim ben. Hayatımdaki iki kahraman. Sonsuz olmak... masal olmak demek. Sonsuz olmak... ölmek demek. Seyit'in dediği buymuş meğer. Bunu artık biliyorum. Sonsuz olmak, senin tarafından böyle sevilmek demek. Ben de artık bunu biliyorum. Hep yanında olacağım Şura. Hep arkanda duracağım senin. Babana söz verdim. Ellerini hiç bırakmayacağım. Biraz toparlanınca Petrograd'a götüreceğim sizi. Birlikte hep güvende olacağız. Beni aşkına hapsettin. Hadi gel, biraz bahçeye çıkalım. Şura! Şura! Nasıl yaparsın bize bu haksızlığı Şura? Doktor Taziye için burada bulunmasaydı ne olacaktı? Petro seni biraz daha geç bulsaydı ne olacaktı? Söyle bana. Zaten o Türk'le yaşadığını duymayan kalmamış. Bir de utanç eklenecekti hanemize. Teyzeciğim kendinde değildi o anda, ilaçların etkisindeydi. Neyse ki Petro durumu idare etti de bu skandaldan kimsenin haberi olmadı. Bakalım anneni nasıl affettireceksin kendini. Çok üzdün onu. Çok. Bundan sonra aklını başına toplayacaksın. Ailemize yakışır şekilde davranacaksın. Zedelediğin aile şerefimizi kurtarmak için söz dinleyeceksin. Hayatını Petro'ya borçlusun. Hepimiz ona borçluyuz. Her zaman bizimle olacağına söz verdiği için ona minnet borçluyuz. Yalnız bırakmayın sakın. Nasıl? Toparlanması biraz zaman alacak. Bunun için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Keşke kabul etseler de giderken yanımda onları da Petrograd'a götürsem. Şura'nın bu ortamdan uzaklaşması lazım.
Bence bu iyi bir fikir değil. Şimdi bu krizin ortasında bir karmaşa daha yaratmayalım. Ama orada benim yanımda, yani bizim yanımızda her anlamda daha güvende olurlar. Ben yaşadığı duygusal karmaşadan bahsediyorum. Bak, şurayla ilgili geleceğe dair planlarım varsa biraz daha sabırlı olman gerekecek. Çok dikkatli olun. Hiçbir yere atlamayın. Kapıları sıkıca kapatın, kilitleyin. Özellikle arka kapıları iyice kontrol edin. Peki efendim. Bazı ışıkları söndürün. Pencerelerin kepenklerini de kapatın hatta. Katrina, ne oluyor? Şehir karışmış Nadia. Göstericiler her yeri yıkıp yakıyorlarmış. Kahya zor gelmiş eve. İsyancılar kapımıza kadar dayandı demek. Dediklerimi sakın unutmayın. Birileri nöbet tutsun bahçede. Peki efendim. Bizimle gelmenizi ısrarla rica ediyorum. Ah, Petrograd güvenli değil. En karışık yer hatta. Ama orada en azından bizim yanımızda olacaklar. Sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız. Teşekkür ederiz sevgili Maria ama benimle birlikte gelecekler. Umarım Şura'yı da ikna edebilirsiniz. İtiraz edebileceğini sanmıyorum. Nasıl oldu şimdi? Midesi daha iyi değil mi? Evet, evet. Küçüklüğünden beri ne zaman üzülse mide sancıları başlar. Neyse ki şimdi daha iyi dinleniyor.